Merhaba arkadaşlar. Bugün Niro'nun seramik kaplaması için nereye geldik? Detailing. Evet arkadaşlar, aracımızı seramiğin uzmanına emanet ediyoruz. Sizlerle birlikte seramik kaplamanın aşamalarını, sıfır araçtaki seramik uygulamanın detaylarını ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Ankara'da gerçekten seramik uygulaması yaptırmak isteyen herkesi Vintage Detailing'e gönül rahatlığıyla yönlendirebilirim. Burada Vintage Detailing'e gelin, Göker Bey'i bulun, kendisiyle görüşün, benden de selam söyleyin arkadaşlar. Evet, yıkama için aracı şimdi Vintage Detailing'in yıkama kısmını alıyoruz arkadaşlar. Göker Bey sağ olsun kendisi şey yaptı, kullanıyor aracı şu anda, gördüğünüz gibi. Göker Bey, seramik uygulamasının aşamalarını çok özet sizden rica etsem. Tabii ki. Aracımız için 0 kilometre. Evet. Kullanmış araçlardaki gibi çok olmayacak. Bunda yüzey düzeltme işlemleri, temizlik işlemleri daha hafif olacak. Aracın ihtiyacı doğrultusunda olacak diyelim. Evet. Ön yıkamamızı yapacağız. Kil ve demir toz temizliği yapacağız. Sonrasında tekrar aracımızı yıkayıp yukarı alacağız. Işıkların altında bir bakacağız. Yüzey ufak halelerimizi, kılcal çiziklerimizi düzelttikten sonra da seramik kaplamamızı uygulayacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Çok teşekkürler. Evet, yıkama sonrasında suyun gönlendiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Seramik sonrasında çok daha farklı bir durum olacak. Şu an demir tozuna başladık herhalde, değil mi? Evet. Demir tozu almak için özel bir solüsyon sıkılıyor. Birazdan bu solüsyona bakacağız. Araçta fazla demir tozu olmuş mu nakliye sırasında? Kore'den geliyor çünkü bu araçlar gemiyle. Gerçi ona göre de koruması alınıyor ama. Şimdi göreceğiz. Pek bir şey çıkmayacak herhalde. Bence çok güzel. Öyle mi? Ha. Bakalım. Yani yol uzun, evet, Kore'den geldiğini düşünsek ama ona göre de koruma yapmışlar diye. Bayağı bir kaplamışlar. Şimdi göreceğiz bakalım. Bu sıkılan solüsyon bir süre sonra tepkimi veriyor. Demir tozu varsa aracın üzerinde. Ve polisaj işlemi öncesinde boya yüzeyinin hazırlanması anlamında demir tozunun alınması önemli bildiğim kadarıyla. Yanlış bir şey söylüyorsam Göker Bey Evet, düzeltir beni. Önemli, bu partiküllerin giderilmesi gerekiyor. Yoksa boyaya gömülüyor. Kahverengi şekilde. Pas partikülleri. Yani birçok yerde seramik kaplama yapılıyor ama arkadaşlar, doğru şekilde doğru malzemelerle yapılıyor olması, doğru aşamalarla yapılması çok önemli. O yüzden Ankara'da aslında Vintage Detailing'e gönül rahatlığıyla aracınızı teslim edebilirsiniz. Var mı? Buraya koruma yapmışlar. Vardı orada şey, evet. Buraya yapmışlar Murat Hocam, buraya yapmamışlar. Orada yok, evet, doğru, aynen. Orada yok, doğru. Bu kaputu komple kaplamışlardı. Burada yoktu muhtemelen. Yok, orada yoktu. Aynen. Şimdi bu gemiyle gelirken limanlarda falan bekliyor ya araç. Evet. Oralarda işte o çalışan vinçler, o endüstriyel iş yerleri, işte fabrikalardan bacasından yağıyor o partiküller. Geliyor boyaya, saplanıyor. Bunları eritmeden, şu an eritiyor solüsyon bunları, eritmeden polisaj yaparsanız boyanın içine gömülüyor ve sonradan bu paslar genişleyerek boyada böyle delik delik bir görüntüye... Yani yaptığımız işlem evet. Daha kötü. Evet. Koruma işlemi yapıyoruz ama demir tozunu almadan yaparsak... Koruma yapılmayan yerler çok belli. Kapılara bir şey yapmamışlar. Buralarda yok. Solüsyon tepkime verdi, morardı mesela. Tavanda da aynı şekilde. Bu bölgelerde var, evet. Yani hem şeyde, bayağı var. Turuncuyla tam görünmüyor belki arkadaşlar ama... Biz gözle çok rahat ayırt edebiliyoruz.
Berat, araç dolu bir tur daha geç abi. Kırmızı olan noktalar arkadaşlar. Tepkime veren. Evet, şu burada daha iyi görünüyor. Şu tavanda çok fazla var. Gördüğünüz gibi. Demir toz almıştım bu. Tekrar araç da rulamıyor arkadaşlar. Demir tozları bu şekilde araç boya yüzeyini uzaklaştırılmış oluyor. Şimdi demir tozu alma işlemini durulamayla beraber tamamladık arkadaşlar. Deminki solüsyon, boyanın üzerine yapışmış olan demir tozlarını çözdü gördüğünüz gibi. Durulamayla beraber çoğunu aldık. Bir miktar kalanları da şimdi kil uygulamasıyla hem kalan ama gevşemiş olan demir tozlarını hem de yüzeye yapışmış olan yabancı maddeleri kil yaparak alacağız ve boya yüzeyini seramik uygulaması için hazırlamış olacağız. Evet, kil bu şekilde yapılıyor. Ustacığım, elindeki malzemeyi bir gösterebilir misin kameraya? Hah, bakın. Şöyle bir malzeme, kil arkadaşlar. Yüzeydeki kalan, demin çözülmüş olan ama tamamen yüzeyden uzaklaştıramadığımız demir tozları ve nakliye sürecinde yapışmış olan yabancı partikülleri tamamen artık bu uygulamadan sonra yüzeyden almış oluyoruz kil uygulamasıyla beraber. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi biraz önce yıkama işleminden sonra demir tozu alma uygulamasını tamamladık ve sonrasında kil alma uygulamasını da gördünüz. Tüm bu işlemlerin ardından araç kurutularak polisaj işlemine devam edilmek üzere, yukarıya alınmak üzere hazırlanıyor. Polisaj ve seramik uygulamalarının daha detay aşamalarını da yukarıda üst katta özel spot ışıklarının altında yapılacak, orada göreceğiz. Evet arkadaşlar, aracı yıkamadan çıkartıyoruz üst kata. Üst kat polisaj işlemleri için ve seramik işlemi için özel olarak düzenlenmiş spot ışıkları var. Detayların gözden kaçmaması açısından özel hazırlanmış bir alan. Burada devam edeceğiz uygulamaya. Evet, şu an araç üst kata alındı. Alınıyor. Gördüğünüz gibi birazdan asıl detay işlemler başlayacak. Yani aşağıda yıkamanın da ne kadar detaylı yapıldığını gördünüz. Şimdi sonrası burada çok daha detaylı. Gökay Bey, şimdi sıfır araç. Aşağıda da ön uygulamalarımızı yaptık. Boyada, hani fabrika boyasında ne görüyorsunuz? Bir problem görüyor musunuz? Gördüğünüz şöyle, boyanın atımından kaynaklı. Neyse, depon grubu araçlar oluyor mu? Hatta şu Egea'da da var, Japon grubu değil de o da sıfır bir araç. Evet. Biraz böyle bir kusluluk var. O boyanın herhalde atımından kaynaklı. Onu orta derece bir polişle, hem polisajını yapıp parlaklık, hem de şu ufak tefek kumcal çizikleri gidereceğiz. Evet. Sıfır da olsa aracın parlaklığı oldukça yükselecek. Bakalım. Yani biz sıfır araç ve araç bize çok parlak görünüyor şu an. Hani bu parlaklık daha da yükselecek diyorsunuz. Evet, ama yüzeyde böyle bir matlık var, bir kusluluk var. Siz öyle görüyorsunuz. Ben bilmiyorum. Ben. Ama yaptıktan sonra şimdi evet tamam. Diyeceksiniz. Yani tamam. Bir başlayalım, yapalım. Sanıyorum bu ışıkların altında hani bu tür detayları görmek daha mümkün oluyor. Aynen. Işık çok önemli. Yani yüzeydeki kusurları tam olarak tespit edip ona göre işlem yapmak bu işin en önemli kısmı diyelim. Çok teşekkür ederiz. Elinize evet. Sağlık, kolay gelsin. Evet, polisaj uygulaması öncesinde gerekli yüzeylerde bantla koruma tedbirleri alınıyor arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi polisaj uygulaması da başladı. Göker Bey bizzat kendisi yapıyor. Bölge bölge polisaj yapılıp siliniyor. Bu şekilde uygulanıyor tahmin ediyorum, değil mi Göker Bey? Buradaki polisajda bir detay. Orta makinayla orta başındırıcıda bu boyaya uygun bir ürünle bahsettiğimiz problemleri gideriyoruz. Şimdi bayağı netleşti mesela. Şöyle bakalım.
Ben içindeki simleri daha fazla görür gibi oldum, öyle hissettim ama bilmiyorum. Evet. Şimdi kapının diğer tarafı. Aynı işlem yapılacak. Bu şekilde aracın her yerine bu polis aracı uygulaması geçilecek arkadaşlar. Kullanılan ürün Menzerna diye bir şey. Bölge bölge polis aracı yapılıp bezde o bölge siliniyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Artık bu işlemden sonra şey mi? Seramiği hazır mı olmuş olacak? Bunu tamamladığınızda. Yok, alkolleyeceğiz aracı. Bunun yağları kalıyor çünkü yüzeyde. O yağları güzelce alacağız. Kontrollerimizi yapacağız. Sonra seramiğe gideceğiz. Tamam. Daha detayları görmek için de bir projektör kullanılıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hem tavanda projektörlerimiz var. Hem de yüzeydeki detay noktaları görmek için bir seyyar projektör kullanılıyor. Dışarıda. Evet arkadaşlar, yeni Kia Niro EV'nin seramik işlemleri için vintage detailing'deyiz. Şu an işlemler devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şu an polisaj aşamasındayız. Polisaj işlemi sonrasında polisaj sisteminin bıraktığı yağları ve kalıntıları almak üzere bir temizleme, alkolle silme türü bir uygulama yapılacak. Daha sonra yüzey, biraz belki polisajın ısıttığı yüzeyler de soğumaya bırakılacak. Yüzeyler de temizlenip alkolle yağlardan alınılıp soğuduktan sonra seramik uygulamasına geçilecek. O şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Aşama aşama, her aşamayı, bütün tüm detayları bu videoyu izlediğinizde görebileceksiniz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Ankara'da bulunan arkadaşlar veya Ankara dışında arkadaşlar seramik kaplama için gönül rahatlığıyla Vintage Detailing'e getirip araçlarını Göker Bey'e emanet edebilirler. İkinci katı daha ince bir şeyle, polisaj diyoruz, ince bir ürünle ikinci kat polisaj işlemi yapıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Daha hızlı bir şekilde yapılacağını tahmin ediyorum. Şimdi altta bir kat olduğu için bunu hızlıca yapabiliyoruz değil mi? Değil mi? Evet. Değil. Evet. Evet arkadaşlar, son seramik işlemi için içeride araçların yerini değiştirdim. Seramik uygulaması burada yapılacak. Evet arkadaşlar, uygulanacak seramik kitin
kiti şu anda burada. Gördüğünüz gibi. Aşamalar nasıl olacak? Şimdi polisajımızı bitirdik. Evet. Alkol aşamasına geldik. Kitin içinden çıkan yüzey temizleme ürünüyle, alkol bazlı bir yüzey temizleme ürünüyle yüzeydeki bütün kalıntıları gidereceğiz. Seramiğin yüzey kimyasalı da tam bağlanmasını sağlayacağız. Evet, tamamdır. Seramiğimiz de iki aşamalı. Onu o zaman isterseniz konuşuruz. Tamam, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi ben ürüne web sayfasından da baktım arkadaşlar. IGL Coatings. EcoCoat Kenzo olarak geçiyor bizim ürün. Buradaki web sayfasından da görüyorsunuz. Gayet kaliteli, yüksek kaliteli ve kireç dayanımı yüksek bir ürün olduğunu söyledi Göker Bey. Şimdi bunun temizlemek amacıyla, yüzey temizleme amacıyla alkol uygulamasıyla başlayacağız. Diğer kitin alkol pre-coat yazan kısmını kullanarak işleme başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda şöyle bir sprey haline getirildi. Beze sıkılarak yüzeyler siliniyor. Bu şimdi yağ türü o şeyin yapışmasını engelleyebilecek seramik kaplamanın yağ vesaire, kir, neyse onları alıyor herhalde. Kesinlikle. O yüzeyde. Polisaj ürünlerin içinde yağlar oluyor. Evet. Onlar seramiğin tam kimyasal olarak bağlanmasını engelleyeceği için böyle bir proses var. Bayağı aslında hızlı ve pratik bir şekilde. Uygulaması kolay anladığım kadarıyla. Evet, aynen. Kitin diğer elemanlarında da bir taban elemanı var. Onun dışında da son kat elemanı var burada. Arkadaşlar boya tamamen ortaya çıktı artık. Boya yüzeyinin hazırlanması ile ilgili tüm işlemler tamamlandı. Bütün parlaklığıyla, yani yeni araç da olsa bu yapılan işlemlerden sonra gerçek parlaklığıyla çiziksiz bir şekilde boya ortaya çıktı. Bu aşamadan sonra yapılacak işlemler artık koruma ile ilgili seramik kaplama işlemleri olacak. Bu parlaklığın uzun süre korunmasını sağlamak üzere yapılacak koruma işlemleri olacak. Bu base falan yazıyor. Evet, alt katman. Baksanız cam. Ha. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Şöyle. Evet, kuruyunca böyle evet, cam oluyor. Cam gibi oluyor. Hı-hı. Sert bir şey. Aynen. Katman. Bunu uygulayacağız. 2-3 saat sonra da diğer katmanı uygulayacağız. Tamam. O da top coat diye geçiyor. Üst. Son katman. Yani asıl olay yüzeyi hazırlamak ya. Yüzeyi hazırladıktan sonra şey hızlı. Sürüksüzdür. Valla süper. Kaputu bitirdik bile neredeyse şu an. Plastiklere falan değmesine bir sakınca var mı? Ha. Jantlara bile şey yapacak. Camlar yine farklı. Camlar ve jant da farklı. Evet. Plastikler dahil. Tüm kaparta aksamlarına bunu uygulayabiliyoruz. Evet, yani yeni araba dememek lazım. Bu işlemler boyanın parlaklığını uzun süre koruması açısından çok önemli arkadaşlar. Yeni arabada da ciddi boya sorunu oluyor. Bizimkinde de gördünüz işte. Bayağı bir demir tozu birikmişti. Araçlar Kore'den geliyor çünkü. Nakliye esnasında. O demir tozlarını almazsak ve bu koruma işlemi yapmadığımız zaman boyanın içine işleme söz konusu. O zaman da boyaya zarar verecekti. Yani yeni araçta dahi seramik kaplama ve bu boya koruma işlemleri aslında yeni araçta daha da önemli. Yani daha boya aslında
herhangi bir zarar görmemişken boyayı temizliyorsunuz, yüzeyini hazırlıyorsunuz ve koruma altına alıyorsunuz. Uzun süre ilk günkü parlaklığını koruyabiliyor bu sayede boya. Bu şeyler çok önemli. Tabii doğru malzemeler kullanılarak, doğru işçilikle, doğru kişiler tarafından yapılması daha da önemli. O yüzden aslında Ankara'da olanlar veya Ankara yakınında olanlara Vintage Detailing'i şiddetle tavsiye ediyorum. Gelin Göker Bey'in bir çayın için en azından bir konuşun. Size anlatacağı çok bu konularda detaylı, benden daha iyi anlatacaktır. Ve uygulamanızı burada gönül rahatlığıyla yaptırın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, seramik kaplamanın alt taban uygulamasını tamamladık. 10 dakika onu kendi haline bırakıyoruz. 10 dakika sonra sileceğiz ve işlemlere devam edeceğiz. Göker Bey, silmeye geçince bez değiştirdiniz galiba. Ya silme işleminde bir önceki şeyin kalıntısı olmaması gerek, yeni bez mi olması gerekiyor? Evet, birinci katman uygulandı. Şu an siliniyor. Daha sonra 2 saat küllenmeye bırakılacak arkadaşlar. Son kata geçmeden önce. Cam su itici uygulamasına geçtik arkadaşlar. Şu anda cama su itici uyguluyoruz. Normalde arka cama su itici uyguluyor musunuz? Şimdi anda uyguluyoruz tabii. Ha. Vay be. Arka camın da su itici uygulaması yapıldı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, yan camların da su itici uygulamasını şu anda yapıyoruz. Ön cam ve arka camı bitirmiştik. Gördüğünüz gibi. Bunu şey, sunroof'a da mı bunu yapacağız? Evet, sunroof'a da bunu yapacağız. Kireç dayanımı, bir de su iticiliği çok iyi bir ama silecek dayanıyor. O yüzden yan camları öyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar, jantlara da seramik uygulaması bu şekilde sprey ile yapılıyor şu an. Gördüğünüz gibi jantın çoğu yüzeyi boya, siyah renk boyayla boyanmış. Dolayısıyla bu sprey uygulaması boyanın dayanımını arttıracak, leke tutmasını, yabancı madde toz tutmasını zorlaştıracak. O nedenle gördüğünüz gibi burada, yani sadece aracın dış burası değil, camlar dahil, tüm plastik yüzeyler dahil ve jantlar dahil bu seramik kaplama uygulaması yapılıyor. Jant için bir şey sor... Sistemix'in ekstrem ürünü uyguluyoruz. Yani sürüp silinebilen bir ürün değil, bir silemiyorsunuz, çok yoğun. Bu şekilde tabancayla uygulanıyor. Boyadaki gibi 2 sene civarı bir dayanım sağlıyor. Ya dediğim gibi aslında şey değil mi, janta bir şeyin yapışmasını, temiz kalmasını, balata tozunu da şey yapıyor. Yapışmasını engelliyor, kimyasal kullanmanıza gerek kalmıyor sürekli. Sadece su tutsanız bile yetiyor. Süper, yani bayağı etkili bir ürün. Evet. Evet. İç koruma ile ilgili işlemlere başlıyoruz arkadaşlar. İç döşeme koruması ile ilgili. Şu an hemen Göker Bey bir koruma uygulaması yapmaya başladı. Göker Bey, bu Sunider için kullanılan bir ürün mü? Aynen, bu kirlenmeye karşı ürünü oldukça uzun ömürlü. Derileri uzun ömürlü, hani aşınmaya karşı, kirlenmeye karşı koruyacak. Bunlarda öyle şey yok sunilerlerde, hani derinin sertleşmesi gibi bir durum yok. Öyle bir sorun. Ona yönelik bir ürün değil bu. Sadece yüzey aşınmasını, işte kirlenmesini geciktiren bir ürün. Yani şimdi bu döşemelere bunu yapıyoruz. Onun dışında neler yapmayı planlıyorsunuz içeride? Şuraya seramik uygulayacağız. Direksiyona yine nereye? Koruma yapacağız. Şu siyah kısmı, piyanobilek kısmı. Piyanobilek kısmı seramik koruma yapacaksınız. Aynen. Onun dışında şey normal... Buralara herhangi bir şey yapmayacağız. Evet. Direksiyona deri koruma yapacağız. Koltukları yapacağız.
Teşekkürler. Kalem lekesine karşı dahil koruma sağlıyor. Kendisi kalem lekesine karşı dahil koruma sağlıyor. Bizim aracılıkta kullandığımız bir ürün. Sizin aracınız için de bunu kullanmamı isterim. Çok teşekkürler. Allah sağ olun. Arka koltukları da tamamlıyoruz. Ön yolcu koltuğuna yapılmıştı. Ön sürücü koltuğu kaldı. Şu anda da ön sürücü koltuğuna yapılıyor uygulama. En çok yıpranacak yerler oralar işte. Evet, ya bu direksiyonu da uygulayabiliyoruz. Aynı malzeme. Zaten bu daha dayanıklı bir malzeme deniz. Direksiyon gerçekleri ama değil mi bizim? Gerçekleri oluyor direksiyon. Evet. Kuruyunca geri matlığı geri gelecek. Gelecek. Süper. Ya bu kısımlar bence çok önemli. Yani yeni araba falan diye düşünmemek lazım. En az dışarıdaki seramik koruma boyanın ya yapılan koruma kadar bu içeride yapılan işlemler de çok önemli. Şimdi siyah piyano black iç mekan kısımlara uygulayacağımız şey. Bu %100 cam. Dışarıda niye uygulamıyoruz bunu derseniz kireç lekesi problemi bazı araçlarda olabiliyor. O yüzden bunu uygulamıyoruz. İç mekanda kullanılan. İç mekanda tabii oldukça başarılı. Şuradan alayım. Şuradan alayım. Vay be. Yani orayı nasıl kullanacağız diye kara kara düşünüyordum gerçekten. Bu çok iyi oldu. Piyano böyle güzel duruyor ama işte kullanması bence sıkıntılı. Bakın bu kullanması. Evet. 30 saniye bekleyeceğiz. Sileceğiz sonra. Evet, uygulama yapıldı. Beklendi ve daha sonra silme işlemi. Ve tamamlanıyor. Ya çok ilginç. Elinize sağlık. Gökü hocam. O zaman iç koruma işlemimiz de tamamlanmış oluyor. Neredeyse bunlarla, tamam. Değil mi? Evet. Şu ekranlara film yapılabilir ama o biraz şeyini etkiliyor. O filmi nasıl keseceksiniz? Kesiyorsunuz ki. Yok, hazır kesim filmler satılıyor. Zaten dıştaki filmi araç içinde uygulayamıyorsunuz. Olmaz, evet. Hem suyla uygulanıyor hem de suyla uygulanmasa bile parmak izi falan çok tutuyor. Ama o yüzden kullanmıyoruz da. Telefon ekran koruyucuya benzer filmler var. Satılıyor. Biliyorum. Temin edebilirsiniz. Belki bunu bulmak lazım. Yurt dışı. Eğer alırsanız yaparız. Siz uygulamayı yaparsınız. Evet. Bakayım ben onu, bir araştırayım o zaman. Ama şu berraklı ekrana gidiyor, onu da söyleyeyim. Bu kapı işlemi yaptığımız ayrı bir kireç tutmayı engelleyen bir malzeme dediniz. Aynen. Kireçle kireç tutmayı engelleyen güzel bir ürün. Dışarıda 4 ile 6 ay dayanımı var. Kapı içleri de herhalde 2 sene daha kalır. Baya dayanıklı. Yine seramik gibi bir malzeme mi olmuş? Seramik gibi polimer bir malzeme. Seramik görevi görüyor diyelim ama çizimine dayanım yok tabii. Yok, evet. Kapı işlerinde de aslında çok toz ve problemi oluyor. İşte onu azaltacak bir aynen uygulama diye düşünüyorum. Aynen. Evet arkadaşlar, 2 saat bekledikten sonra seramiğin son katına geçiyoruz. Şu an son kat seramik uygulaması yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Yani bu uygulama da tamamlandıktan sonra bir saat falan bir aracı bekletip ondan sonra çıkacağız. İşlemler tamamlanmış olacak. Son kat da bir önceki kata benzer şekilde uygulanıyor gördüğünüz gibi. Alt kat uygulamasındaki gibi. Alt kat uygulaması, ilk kat uygulaması yapıldıktan sonra 2 saat bekletildi araç.
O arada demin gördüğünüz gibi iç koruma işlemleri, jant koruma, kapı içi korumalar, cam sürticiler, sunroof dahil onlar yapıldı. 2 saat süre geçtikten sonra da şu an seramiğin son katı uygulanıyor. Bölge bölge uygulanıyor. Daha sonra yine sıfır bir bezle silme işlemi yapılıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde, uygulama bu şekilde. Aracın tamamına bu uygulama yapılacak.